Türkiye'nin otomobili girişim grubu Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirdiği yeniliğe yolculuk buluşmasında kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye'de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceğini paylaştı. Türkiye'nin otomobili sahneye çıktı. Yeni lige yolculuk başladı. Bilişim Vadisi'nde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Grubu'nun işbirliği modeliyle kurulan Türkiye'nin otomobili girişim grubu, otomotivin mobilite ekosisteme dönüştüğünün habercisi ilk ön gösterim araçlarını ülkemiz ve dünya sahnesine çıkardı. Türkiye'nin otomobili girişim grubu, 2022 yılında üretime başlayacağı, geliştirme süreci devam eden SUV modelinin ön gösterim versiyonunu tanıttı. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen yeniliğe yolculuk buluşmasında SUV modeliyle birlikte sedan konsepti gösterildi. TOGG, Türk otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara bölgesinde kurulacak fabrikanın temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerinden 5 farklı model üretecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin otomobil girişim grubu hissedarları, iş dünyası temsilcileriyle, TOGG çalışanları ve yakınlarının katıldığı 2000 kişilik bir davetli topluluğuyla gerçekleşen buluşmanın sonunda, sahneye çıkan Türkiye'nin ilk yerli otomobilleri büyük bir coşku ve beğeniyle karşılandı. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş da dünyada oyunun kurallarının değiştiğine vurgu yaparak Türkiye'nin otomobili projesine doğru zamanda ve doğru yerde start verildiğini söyledi. Üretecekleri ilk aracın bir SUV olduğunu belirten Karakaş, bunun nedenini ise şöyle anlattı. Dünyada ve Türkiye'de son 5 yılda en hızlı büyüyen ve gelecek 5 yılda en hızlı büyüyecek segment SUV. Bunun yanında Türk tüketicilerin sahip olmayı en fazla istediği, ancak yerli alternatifin yok denecek kadar az olduğu bu segmentin beğenilen bir marka oluşturmak için en uygun bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Profesyonel bir bütünlükle Türkiye'nin küresel markasını ortaya çıkarmak için var gücümüzle ve dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. Daha yola çıkarken 15 yıllık yol haritamızı adım adım planladık dedi. Gürcan Karakaş sözlerinin sonunda yeniliğe yolculuğun aynı zamanda yeni lige yolculuk olduğunu ve TOGG'nin küresel mobilite dünyasının yeni liginde Türkiye'yi gururla temsil edecek ilk şirket olacağını vurguladı. Sözlerini yeniliğe yolculuğumuza eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz, yeni lige hoş geldiniz diye tamamladı. Tanıtım toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle kısa bir sürüş gerçekleştirdi. Her şeyden önemlisi bizim için yine fikri sınai mülkiyet haklarının %100'ü Türkiye'ye ait olan bir otomobil demektir. Doğru zamanda doğru yola çıktığınızı söylemiştik ama aynı zamanda doğru yerde de mi yola çıktınız diye sorarlar. Evet. Yetkinliklerimize baktığımızda, pazarımıza baktığımızda, yaptıklarımıza ve yapabileceklerimize baktığımızda doğru yerde yola çıktık diyoruz. Özel sektörü yenilikçiliğe, girişimciliğe ve Ar-Ge'ye teşvik edecek mekanizmalar yoktu. Sizin liderliğinizle 17 yılda güçlü bir Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemi oluşturduk. Bugün artık 170 milyar dolara ulaşan bir ihracat hacmine sahibiz. Hemen hemen her sektörde üretim yapabiliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında sıfırdan kurduğumuz 1500'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkeziyle 85 teknopark yeni fikirlerin ürüne dönüşmesine ev sahipliği yapıyor. Özellikle savunma sanayinde tüm dünyanın konuştuğu yeni bir başarı hikayesi yazdık. Kendimize inandık. %20'lerde olan yerlilik oranını %70'lerin üzerine çıkarttık. Türkiye'nin girişimcilerinin, mühendislerinin, yazılımcılarının isteyince neleri başarabildiklerini bize örtülü ambargolar uygulanların zihinlerine kazıdık. Kazandığımız bu tecrübeyi ülkemizi her alanda yüksek teknoloji üreten ve teknolojiye yön veren ülkelerden biri haline getirmek istiyoruz. Milli teknoloji hamlesi ruhuyla hazırladığımız 2023 sanayi ve teknoloji stratejimiz bu vizyonun bir parçası. Bugün de ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirme yolunda ülkemizin en büyük teknoparkı Bilişim Vadisi'ni resmen açıyoruz. Türkiye'nin otomobili girişim grubuna ev sahipliği yapan bu merkezdeki birçok girişim, kritik yerli ve milli teknolojilerinde
öncüsü olacak. Aziz milletim, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri bu anlamlı buluşmada en kalbi duygularla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemiz için tarihi bir güne, Türkiye'nin 60 yıllık rüyasının gerçeğe dönüşmesine hep birlikte şahitlik ediyoruz. Biliyorsunuz yıllardır Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesi gerektiğini, bizim montajcılıktan çok daha iyisine layık olduğumuzu hep dile getiririz. Şahsım da dile getiriyorum. Ülkemizi 350 bini bile bulmayan otomotiv üretim potansiyelinden 1,5 milyonun üzerinde bir otomotiv üretim seviyesine çıkardık. Bu sektördeki ihracatımız 32 milyar dolara ulaştı. Ama maalesef kendi otomobilimizi üretme çabalarımızda uzun süre netice alamadık. Bu konuda birçok adım attık. Girişimde bulunduk. Bizim hayalimiz tüm hakları ülkemize ait olan, tasarımcılarımızın ve mühendislerimizin emekleriyle yoğrulan, milli teknolojilerle üretilen, dünyaya adımızı duyuracak bir otomobile sahip olmaktı. Bunun için de bir baba yiğit arıyorduk. Nihayetinde milletimizin bu hayaline gönül veren, elini taşın altına koyan baba yiğitler ortaya çıktı ve Türkiye'nin otomobili girişim grubunu kurdu. Kendilerine şansım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sadece işine odaklanmış, profesyonel bir ekip kurup çalışmalarını bugünlere getirdiler. Bu iş için yüzün üzerinde Türk mühendis gecesini gündüzüne kattı. Evinden, çoluğundan, çocuğundan ayrı kalma pahasına çalıştı, çabaladı. Bunların bir kısmı da yurt dışındaki prestijli işlerini bırakıp sırf bu projede yer almak için büyük bir heyecanla vatanlarına dönen arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ki CEO'muz böyle bir arkadaşımız, kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Fakat bu süreçte sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün ön gösterim araçlarını tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Girişim grubunda yer alan şirketlerimizi ve projede görev alan ekibi bir kez daha tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.